Merhaba, evimizde tarih 101. bölümle yine Petersburg'dan sizlere sesleniyoruz. 101. bölümde 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı-Rus ilişkilerinden sizlere bahsedeceğiz. 31 Ağustos 1876'da 2. Abdülhamit padişah oldu. Ama padişah beklentisinden de önce padişah oldu ve padişah olduğu dönemde kendisini iki önemli sorun bekliyordu. Birincisi, padişah olmadan bir yıl önce, yani 1875 yılında Osmanlı maliyesi iflas etmişti. Büyük bir ekonomik sorun Abdülhamit'i bekliyor. İkinci olarak da 1877-78 Osmanlı-Rus harbi kapıda kendisini bekliyor. Bu dönemden bahsedelim. Madem Rusya'dayız, 93 evet. Harbi çok üzücü bir savaştır. Çünkü Ruslar hem Kafkaslardan, doğudan saldırmıştır, hem de Balkanlardan, batıdan saldırmıştır. Ve biz burada ne yaptık? Savaşın sebebi neydi? Rusya bizden ne istiyordu? Evet, şimdi Petersburg'da bulunuyoruz. Dolayısıyla şimdi diğer taraftan da 2. Abdülhamit etkinlikleri, 2. Abdülhamit ve dönemi etkinlikleri açısından bulunuyoruz. O yüzden tabii ki bir 93 harbini bu vesileyle anlatmayı tercih ettik. Şimdi bahsettiğim gibi 2. Abdülhamit padişah olduğunda 1876 yılı itibariyle tabii genç bir insan, bir kere 34 yaşında. Evet. Onun dışında da kendinden önceki dönemden kalmış birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Şimdi bunları çözmek kolay değil. Tabii ki işin iktisadi boyutu ayrı ama bir siyasi gelişmeler çerçevesinde işte Balkan isyanları, 1875'ten itibaren çıkan Balkan isyanları, işte Bulgar isyanı, Sırp isyanı, Bosna Hersek derken bunlar Osmanlı Devleti'nin ciddi sıkıntıya uğrattı. Bağımsızlıklarını ilan etmek için mi? Tabi bu şeyler artık, yani şimdi 1821 Mora isyanından sonra işte Yunanistan büyük devletlerin de desteğiyle bağımsızlığı kazandıktan sonra diğer örnek Balkan oldu. Toplumlarında evet bir bağımsızlık arayışı içine giriyorlar. Tabi burada önce bir özellik, yani o dönemdeki kavramla muhtariyet, hı hı. Ve sonrasında da bağımsızlığa giden yolun süreç açılması, bunu zaten düşünüyorlar. Ve tabii ki Rusya da o an ciddi bir destekçisidir yani, hı hı. Çünkü bir kere Ortodoks olmak gibi bir ortak noktaları var. Onun dışında da tabii şimdi biraz önce Büyük Petro'dan bahsettik, Rusların değerlendirmesiyle, hı hı. Ki Ruslar açısından gerçekten değerli bir çardır. Çünkü ülkesini büyütmüş ve imparatorluğa dönüştürmüş ve onların, Petro'nun tarihi bir şeyi var, vasiyeti var kendinden sonra gelenlere, sıcak denizlere inmek. Dolayısıyla büyük devlet olmak için sıcak denizlere inmek zorundasın. Orada ticaret yapmak, denizlere hakim olmak çok olmak, önemli. Tabii. O dönemin en önemli hakim konjonktürü. Şimdi böyle olunca da o zaman işte sıcak denizlere inmek için öndeki engel Osmanlı Devleti. Boğazlardan o yüzden tabii sık sık Osmanlı-Rus savaşlarına denk geliyor o yüzden. Yani 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başları, 2. Mahmut dönemi ve tabii bir de 93 harbi. Bunların en büyüğü ve bizim açımızdan da tabii ki en acı savaşlardan biri. Tarihimizin en acı savaşlarından biri. Çünkü işte sıcak denizlere inmek için hem Balkanlardan Ege'ye inmek veya Kafkaslardan İskenderun Körfezi'ne inmek gibi bir hedef. O yüzden 93 harbi de bu şekilde cereyan etti. Tabi savaş öncesinde gelişmelere de bir bakmak lazım. İşte dedik ya, isyanlar, Balkan isyanları. Doğrudan Rusya'nın desteği var. Ve tabi aslında Sırp isyanı olsun, Bulgar isyanı olsun, Osmanlı Devleti bu isyanları bastırabiliyor. Fakat öyle olunca büyük güçler devreye girip işte katliam yapıyor Türkler. Bulgarları katlediyorlar, Sırpları katlediyorlar şeklinde Avrupa kamuoyunda şey başlıyor. Bu defa bir propaganda mekanizması işleme başlıyor. Algı yaratma süreci başlıyor. Ve böylece işte o süreç önce bir şey yapmak, yani bir konferansla bu meseleyi çözme arayışı. Aslında Osmanlı Devleti aleyhine çözme şeyi var. Bu arada sözünü keseceğim. Az önce bayağı koyu bir muhabbete dalmıştık Vahdetli ama maalesef buranın görevlisi gelip bize çimenlerin üzerinde değil, bu yol üzerinde çekim yapabileceğimizi söyledi. Muhtemel öyle dedi. Aslında çok da anlayamadık. Tabii, çok anlayamadık ama bu arada evet. Da kamera arkasında siz görmüyorsunuz. Belgin
Tezcan Aksu arkadaşımız birlikte. Kendisi de TRT'nin çok meşhur bir yarışması olan bir kelime, bir işlemin Türkçe kelime danışmanı olarak, sesini duydunuz az önce, yıllarca görev yaptı. Ben kendisini hep izlerdim ama bir gün kısmet oldu, tanıştık ve şu anda Petersburg'da birlikteyiz. O yüzden de çok çok memnunuz. Kendisi de şu anda çekim yaparken etrafta bize yönetmenlik güvenlik sağlıyor. Çok iyi oluyor. Atep biraz daha bu tarafa gelirsen kamera. Tamam. Evet, evet, kaldığın yerden. Şimdi doktorun çağrının öncesinde yaşanan gelişmelerden söz ediyordum. Evet. Şimdi dolayısıyla işte o isyanları Osmanlı Devleti bastırdı ama özellikle Rusya bundan hoşnut değil. Hı hı. Ve diğer devletlerin de devreye girmesiyle İstanbul'da bir konferans toplandı. Buna tersane konferansı adı veriyoruz. Evet. Hatta tam da anayasanın ilanı gününe denk getirdi. Daha doğrusu o zaman Mithat Paşa Sadrazam ve konferanstan Osmanlı Türkiye'si lehine bir karar çıkma ihtimalini düşünerek veya onları etkileyebileceğini düşünerek anayasanın ilanını tam da 23 Aralık 1876'ya denk getirdi. Hatta orada Hariciye Nazırımız Saffet Paşa işte konferansın açılışında top atışları duyulunca şunu delegelere izah etti. Biz artık anayasalı bir ülkeyiz. Dolayısıyla burada talep edilen işte şeyler, bir takım haklarla ilgili bu isteklere ihtiyaç kalmamıştır. Zaten anayasal bir hak olarak herkese istediği haklar bundan sonra verilecektir şeklinde. Hatta konferansın toplanmasına bile ihtiyaç kalmamıştır şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Ama bunu ciddiye almadılar Avrupa ülkeler. Hatta çocuk oyuncağı şeklinde değerlendirdiler. Yani şimdi dolayısıyla tabii konferans çalışmalarına devam etti. Şimdi burada tabii çok ağır talepler var. Çok ağır talepler var. Ve bunların biraz da gerçekleştirilmesi gerçekten zor. İşte bağımsız ilk aşamada bağımsızlık değil ama işte Bosna'ya özellik verilsin, Sırbistan özellik verilsin, toprak verilsin aynı zamanda. İşte Bulgaristan'a özellik verilsin. Çünkü Sırbistan'ın bir şeyi vardı zaten. Daha önceden bir özellik konumuna gelmişti. Toprak isteniyor aynı zamanda. Ve toprakları vermek demek bizim toprak kaybımız demek. Şimdi çok ağır şartlar tabii. Yani çok da kabul edebilecek bir şey değil. Şimdi diğer taraftan tabii Mithat Paşa da İngiltere'ye güveniyor. Yani şimdi bunun sonucu bir Osmanlı-Rus savaşına dönecek. Orada İngiltere bizi yalnız bırakmaz şeklinde düşünüyor. Dolayısıyla tabii konferans herhangi bir şekilde sonuç alınamadan dağıldı. Ve bu arada bir meclis toplandı. Gene 2. Abdülhamit'in döneminde padişahın ilk toplandı. Ve meclis konferansın taleplerini reddetti tabii ki. Bu mevzusan meclisi değil de devlet adamlarından oluşan bir meclis. Bunlar kabul edilemez dedi. Ve o dönem itibariyle de işte Mithat Paşa savaşa taraftardır. Damat Mahmut Paşa savaşı taraftardır. Selasker vekili olarak Redif Paşa savaşa taraftardır. Ve bunlar kamuoyunda etkileyecek bir konuma gelmişlerdir. Yani kamuoyu da artık Ruslarla savaşalım durumuna gelmişti. Aslında 2. Abdülhamit savaşı istemiyor. Değil, tabii değil çıkmasını mi? İstemiyor. Çünkü yani büyük bir beklentisi yok. Çünkü Rusya hem nüfus olarak kalabalık hem ordusu daha güçlü. Öyle olunca da bir savaşın tabii ki olumlu sonuçlanmayacağını düşünüyor. Nitekim şunu da görüyoruz. Mesela işte Redif Paşa'ya soruyor mesela kaç asker çıkarabiliriz diye. 600 askerden söz ediliyor. İşte güçlüyüz, kazanırız tarzında bir şey var. Halbuki 600 bin askeri hiçbir zaman çıkaramayacak Osmanlı Devleti. Bir de o dönemde gene Mithat Paşa'nın böyle şöyle bir iddialı sözü var. Biz Anadolu'ya 400 atlı ile geldik. Gerekirse 400 atlı kalana kadar savaşmaya devam ederiz. Bunlar hep kamuoyunu etkiliyor tabii ki. Yani savaşacağımızın işaretlerini söylüyor. Tabii benzer şekilde Rus kamuoyu da aslında gene savaş taraftarı. İşte Ortodokslara yardımcı olmak, yani Bulgarlara, Sırplara, Karadağlılara yardımcı olmak gibi bir kamuoyunda da öyle bir şey oluşmuş. Halbuki aslında 2. Alexander da o dönemde
çok savaş taraftarı değildi ama netice itibariyle olay şeye gitti. Yani savaşa doğru gitti ve 24 Nisan 1877 tarihinde Rusya'nın işte askeri harekatıyla savaş başlamış oldu ve Balkanlardan ve de hem de şeyden Kafkaslardan savaş başladı. Başlangıçta Ruslar kolayca ileri hamleler yapabildiler. Fakat Plevne'ye gelince Plevne'de ciddi bir direnişle karşılaştılar. Orada işte meşhur Gazi Osman Paşa'nın direnişi, destansı bir direniştir bu. Üç defa böyle Ruslara ciddi şekilde hezimete uğradı diyebileceğimiz şey yaptı. Bir 10 Temmuz'da öyle bir şey var. Sonra 30 Temmuz'da gene büyük bir çaba var ve 11 Eylül'de peş peşe Ruslara karşı alınan şeyler var. Büyük başarılar var. Ve şu da var ki Rus ordusu çok güçlü olarak gelmesine rağmen bu başarılar kazanılabiliyor. Ve aşağı yukarı 150 bin kişilik bir ordu topluyor şeyler Ruslar Plevne şeyinde. Fakat her defasında ağır yenilgiler alarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Ve hatta Rus çarı 2. Aleksandr o dönemde Romanya prensi kalabalık çağırdı. Onlar da yardım istedi. Onlar da çünkü Romanya'da bir bağımsızlık peşinde. Ne şekilde olursanız olun bize muhakkak yardımcı olmanız lazım. Türkler bizi mahvediyor. Yani burada bir Haçlı birlikteliğinden söz edebiliriz. Tabii. Ve Hristiyanlık elden gidiyor şeklinde böyle canduraş bir feryat diyebiliriz. Yani Müslümanlar nasıl olur da Hristiyanları yenebilir? Evet. Yani o anlamda da. Ve nitekim ondan sonra Romanya'da zaten savaşı dahil oldu. Ve dolayısıyla Plevne'de işte öncelikle tabii ki Plevne'yi aşamadan daha ileri harekatta bulunamıyorlar. Ne oldu? İşte orada tabii ki Plevne'ye destek gelmeyince giderek oradan artık güç kaybı olmaya başladı. Sonrasında işte kaçınılmaz bir son olarak Gazi Osman Paşa teslim olmak zorunda kaldı. Ama o aşağı yukarı 3 aylık destansı bir direniş var orada tabii. Hatta şunu söylemeden edemeyeceğim. Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Ya işte bu. Yani o ruhu yansıtan bir marş. Çok söylerken güzel. De vallahi tüylerim diken diken oldu. Dolayısıyla şimdi o işte hatta Rus başkomutanı Granduk Nikola şeyi kılıcını aldıktan sonra ona tekrar geri vermiştir Gazi Osman Paşa'ya. Çünkü bu kılıcı taşımak sizin hakkınızdır. Tabii çok ciddi bir direniş. Ve sonrasında zaten ne oldu? Plevne düştükten sonra artık Ruslar ileri harekata devam ettiler. Ve Yeşilkaya kadar gelindi ve Osmanlı Devleti tabii ki mütareke istemek zorunda kaldı. 31 Ocak 1878'de Edirne mütarekesi yapıldı. Ve o arada zaten Ruslar Yeşilköy'de. Sonrasında ne olacak? Mütarekeden sonra işte Yeşilköy'e gelmiş bir Rus ordusu. Onları oradan nasıl çıkarırsınız? Bahsedecek miyiz Aristofanos'tan yoksa? Şimdi şöyle söyleyelim sadece. Yani işte 2. Abdülhamit açısından da biraz meseleye yaklaşacak olursak. Evet. Yani şimdi yeni padişah olmuşsunuz. Böyle devasa bir sorunla karşı karşıyasınız. Rus orduları Yeşilköy'e gelmiş. Onları buradan çıkarmak zorundasınız. Bir taraftan da büyük kayıplara uğruyorsunuz. Çünkü Ruslar bir anlaşma dayattılar. Ki çok ağır şartlar taşıyan, Osmanlı coğrafyasını üçe bölen bir anlaşma. Tabii büyük bir Bulgaristan kuruluyor çünkü Ayasofya Anlaşması'yla. Bulgaristan Karadeniz'den Ege Denizi'ne kadar uzuyor ve aynı zamanda bir coğrafyada üçe bölünüyor. Şimdi üçe bölünmüş bir coğrafyada bu ülkenin... Haritayı yerleştiririm ben de. İzleyicilerimiz oradan görebilirler. Ayakta kalması da çok zor bir şey. Dolayısıyla işte 2. Abdülhamit her ne kadar yeni bir padişah olmasına rağmen ve devlet adamları arasında da çok fazlaca destek bulamamasına rağmen o dönemde işte mesela Kıbrıs'ın idaresini İngiltere'ye bırakmak suretiyle aslında Ayasofya'nın hükümlerini değiştirmeyi sağladı. Berlin'de 13 Temmuz 1878'de yeni bir anlaşma yapıldı. Şimdi burada tabii ki sonuçta tarihimizin en acı yenilgilerinden biri dedik. Netice itibariyle
üç ayrı bağımsız devlet ortaya çıktı. Yani işte Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Bunlar bağımsız oldular. Ama en azından Berlin Anlaşması'nda Osmanlı coğrafyası tekrar bütünlüğünü sağladı. Ve dolayısıyla o tarih itibariyle bölünüp parçalanmaktan kurtulmuş oldu. Yani burada 2. Abdülhamit'in bir başarısıdır diyebilir miyiz? Kesinlikle. Anlaşmayı değiştirip onun yerine daha iyi şartlar taşıyan. Tabii kesinlikle. Yani ona göre daha iyi şartlar tabii, taşıyan. Tabii yani Ayasofonos'a göre Berlin. Berlin'i mukayese ettiğimizde çünkü orada büyük bir Bulgaristan. Evet. Hemen İstanbul'un burnu dibinde. Başkent tehlike altında. Ve coğrafyanın üçe bölünmüş. Evet. Şimdi o coğrafyada nasıl ayakta kalabilirsiniz yani? Ve Bulgaristan aynı zamanda Rusya kontrolünde bir Bulgaristan. Şimdi öyle olunca işte dolayısıyla 2. Abdülhamit yeni bir padişah olmasına rağmen, çok da tecrübeli olmamasına rağmen en azından ileride o dış politikadaki göstereceği mahareti başlangıç itibariyle burada da gösterdiğini şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Ve işte Osmanlı-Rus ilişkileri onun döneminde böylece bir savaşla başlamış oldu. Evet. Ama sonradan iki devlet de aslında birbirleriyle savaşmaktan çok orta yolu bulmanın evet, çarelerini mi aradılar? Yani daha barışçı olarak hareket etmenin daha yararlı olacağını düşündüler. Nitekim sonraki dönemlerde bakıyoruz ki 2. Abdülhamit mümkün olduğu kadar Rusya'yı ürkütmeme politikası gidiyor. Hatta Çarların işte Karadeniz kıyısına Yalta'ya yaz tatili için geldiklerinde muhakkak her ne zaman geldilerse İstanbul'dan üst düzey devlet adamlarının olduğu bir ekip gider ve o dönemdeki o tabirle Osmanlı Türkçesiyle beyanı hoş amedi deniyor. Yani hoş geldiniz heyete ve bu ilişkilerin tabii sıcak olmasını sağlayan bir unsur. Rusçalı da bundan çok memnun oluyor ve hatta şeyden önce geçen de tramvay. Rusçalı Yazlık Sarayı'na gitmeden önce Petersburg'dan soruyor Osmanlı elçileri gelecek mi diye. Çünkü Ruslar açısından da aslında şey önemli. Osmanlı'nın o dönemdeki dostluğu önemli. Çünkü Rusya'da tabi Boğazlar Osmanlı hakimiyetinde olduğu için şimdi Boğazların özellikle savaş gemilerine kapalı olması son derece önemli. Yani Boğazlar Osmanlı'nın elinde olması başka bir şey. Kendilerini düşman üçüncü bir ülkenin hakimiyetinde olması başka bir şey. Dolayısıyla böyle ortak bir şekilde yani ilişkileri daha sıcak tutuldu bir dönem yaşanacaktır sonraki yıllarda. Tabii ama bununla beraber şimdi 2. Abdülhamit tabii ki Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmeyi düşünüyor ama bir taraftan da ihtimal dahilinde olarak ileride bir Osmanlı-Rus savaşı gene çıkarsa ve birebir kalmış olmamız durumunda biz tek başımıza Rusya'yı yenmemiz gerekir düşüncesiyle güçlü bir kara ordusu hazırladı ki o kara ordusu işte o subaylar, çok nitelikli subaylar hazırlanan o kara ordusunu da önemsemek lazım. Bu anlamda işte Osmanlı-Rus ilişkileri 2. Abdülhamit döneminde bir savaşla başladı, sonradan barışçı bir şekilde devam etti. Evet. Peki ben son şu soruyu sormak istiyorum. 2. Abdülhamit'in her zaman için bir B planı var galiba. B planı her zaman oluyor. Zaten şimdi uluslararası ilişkilerde şöyle kesin kararları hemen almıyor. Belki zihninde onu oluşturuyor fakat onu uygularken böyle olayları biraz daha yumuşatarak gitmeyi tercih ediyor. Yani onun vehimli yapısından mı kaynaklanıyor yoksa iyi bir lider olmasından mı kaynaklanıyor? Şimdi vehimli yapısı biraz kişisel bir tercih. Yani o uluslararası ilişkilere çok yansımadı. Orada uluslararası ilişkiler. Kendisiyle alakalı, öldürülmekle alakalı. Evet, tabii, tahta indirme korkusu var. Ondan sonra evet o korkusu var. Hastalanma korkusu var falan. O şahsi bir mevzu. Uluslararası ilişkilerde şunu biliyor ki her zaman içinde geçerlidir. Kalıcı dostluklar yoktur. Ülkelerin menfaatleri vardır. Ve o menfaatler çerçevesinde de hangi ülkeye nasıl bir politika uygulanması gerektiğini gayet iyi bilir. İngiltere'ye nasıl davranılması gerektiğini, Rusya'yla, Fransa'yla, Almanya'yla olan ilişkileri ona göre şey yapar, değerlendirir ve her ülkeye ayrı politika uygular. Ve bu başarılı da olmuştur politika. Peki Sultan Hamid'in vazgeçilmez ilkeleri var mıdır dış politikada? Dış politikada o da tabii ki çok önemli. Bunu muhakkak vurgulamak lazım.
ileriki bir dönemde tabii Sultanahmet şunu görüyordu. O ülkelerin kamplaşması, yani Almanya, Avusturya ve İtalya, diğer taraftan İngiltere, Fransa ve Rusya'nın giderek kamplaşmaya başladığını görüyordu. Ve bunların önünde sonunda bir savaş gireceklerini de kestirebiliyordu. Ve dolayısıyla... Yani bir dünya savaşının çıkabileceğini tahmin edebiliyor muydu? Bunu düşünüyordu. Bunu ifade ettiğini zaten biliyoruz. Şimdi böyle olunca da o zaman kendini ileriki dönemlerde bağlayacak bir askeri ittifak anlaşması hiçbir ülkeyle yapmadı. Bu tür talepler olmasına rağmen. Dolayısıyla bu anlamda bir takım dış politika ilkeleri yani adımlarını belirlemişti. Adımlarını sağlam atıyor. Tabii. Diyordu ki bütün muhataplarına her zaman şunu söylemiştir. Biz bağlantısız, biz tarafsızız, biz bağımsızız. Ne güzel. Bu üç ilkeyi evet. Bütün padişahlığı döneminde uyguladı ve çok önemlidir aynı zamanda. Evet, sohbetimizi burada tamamlamak zorundayız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.